Yani şunu diyebilir miyiz değerli başkanım? Büyük Birlik Partisi olarak ki dersiniz ki siz stratejiden de sorumlusunuz aynı zamanda. Önünüze hedefler koymuşsunuz. Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar ayrışmamış, kaynaşmış bir Türk-İslam dünyası istiyorum diyerek birinize talimat vermiş ve şehit olmuş bu uğurda. Bu konuda bu strateji ama 10 yıl, ama 20 yıl, ama 50 yıl tüm dünya Türklerinin, İslam dünyasının kaynaşması potasında bir çalışmalar yapıyor mu? Yani Büyük Birlik Partisi alperenleri, kadroları yeniden Büyük Birliği inşa etme politikaları birinci hedefleri mi? Kısa ve öz olarak. Türkiye'de kurulu olan siyasi partilerin içinde belki de sadece Büyük Birlik Partisi'nde biz dış politikayla ilgili maddelerimiz içinde hem dış politikamız var, aynı zamanda hem Misak-ı Milli sınırları içinde olan, Misak-ı Milli sınırları kabul etmiş olduğumuz Irak Türkmenlerine kadar olan bir bölgede bir hedefimiz var. Aynı zamanda bütün akraba topluluklarımıza dahil olmak üzere 8 tane Türk devleti, bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere 8 Türk devleti ve akraba topluluklarımızın tamamı ile ilgili onların bütün dertleri, sıkıntıları, onlarla ilgili Türkiye'nin geliştirebileceği politikalarla ilgili programlarımız var. Bunlarla ilgili hedeflerimiz var, stratejilerimiz var. Zaten bununla ilgili sürekli çalışıyoruz, sürekli gayret gösteriyoruz. Allah nasip ederse bu bizim tabii ki şey var, iktidar olmadan da biz bunları yapabiliriz. Biz Ahmet Yesevi'nin torunlarıyız. Ahmet Yesevi ne arzulamışsa, o ne arzulamışsa biz de aynısını arzuluyoruz. Ondan önceki bizim Türklerimiz ne arzulamışsa biz de aynısını arzuluyoruz. Allah'ın izniyle belki zaman içinde, işte ben Samsunluyum, soyumuz nereye kadar dayanıyor bilmiyorum, ancak biz şunu biliyoruz, biz Ahmet Yesevi'nin torunlarıyız. O ne arzuladıysa biz aynısını arzuluyoruz. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Sağ olun. Allah razı olsun değerli başkanım. Evet, bir misafirimiz var. Evet, buyurun. Şöyle alalım efendim. Ev sahibimiz, aşiretin reisi, çadırın, otağın beyi, başbuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Evet, tanıtır mısınız kendinizi? Ben Veysel Demir, İstanbul Nogay Türkleri Dernek Başkanı. Allah razı olsun. Ramazan Narin'in de selamı var sana. Aleykümselam. Aleykümselam Ramazan Narin abimize. Nogay Türk abimizin. Allah razı olsun. Evet efendim. Biz sazını, dombarayı, dostlarımızı hep dinledik. Ama bir özetlersek Nogay Türkleri Türk-İslam sentezindeki yerini ve güzelliklerini şöyle bir özetleyebilir miyiz efendim? Şimdi Nogay Türklerini şöyle açıklayabiliriz. Nogay Türkleri bizim Türkiye'deki anlatabileceğimiz bir dil olarak. Kısacası tarih içerisinde Nogaylar Türklük bilincinin içerisindeki Turan oluşumunu zamanında Nogaylar kurmuş bir topluluktur. Elhamdülillah. Nogaylar Sizil Elmayı ve Turan'ı oluşturmuş. Evet. Adı. Evet. Nogay Türkleri. Evet, Nogay Türkleri. Yıl olarak verebilir miyiz? Tarih olarak 1260-1290 arası. Yani Selçuklu'nun Emir Nogay sonları, evet. Ve Osmanlı kurulacak. Evet, evet, evet. Osmanlı öncesi Selçuklu, evet. son dönemleri. Evet. Altınordu Devleti zamanında Altınordu'daki çok güç kazanmış olan Emir Nogay'dan adına ithafen kurulmuş bir topluluktur. Nogay diye ayrı bir Türk boyu yoktur. Ama Emir Nogay'a tabi olmuş boylar vardır. Bu boylar başlıca olarak ana temede Uz Türkleri dediğimiz ve Oğuz Türkleri. Uz Türkleri. Evet. O dönemin en büyük Oğuz Türklerinin en büyük boyu olan Peçenekler. Emir Nogay da kendisi Peçeneklerin boy beyidir. Kumanlar ve Kıpçaklar. Şimdi bu çok önemli bir şeyi bastık, konu çıktı ortaya. Evet. Malazgirt Savaşı. Evet. Malazgirt Savaşı'nda 50 bin kişilik Oğuz'un evladı, 150 bin kişilik Roman Diyojen'in ordusuna karşı zafer kazanırken orada bir
bir kilit bir görev vardı. Orayı açar mıyız? Tabii açalım. Malazgirt'te Roman Diyojen'in ordusunda paralı askerlik yapan Nogay Kıpçak Türkleri vardı. Kıpçak Türkleri vardı. Evet. Kıpçak Türkleri vardı. Roman Diyojen'in ordusundadır. Paralı askerlerdir. Ama Sultan Alparslan geldiği zaman görünce... Roman Diyojen'in içinde paralı asker olmasına rağmen Roman Diyojen ordusunu terk edip Alparslan'ın yanında saf tutan Türklerdir. Elhamdülillah. Ne kadar doğru. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Evet, işte bak burada paraya tamah etmeyen, paralı askeri de olsa bile ne yapan, kefenini giymiş, hutbe okuyan Alparslan'ın ordusuna sadakatle şehit olmaya giden bir millet. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Başkanım. Sağ olun. Bu bizim yöneticimiz. Biliyorum. Can kardeşimiz. Aynı zamanda ama bizim cezalı. De. İki ayağının üstünde tutacağım onu stüdyoda. Stüdyoya bekliyoruz ona göre. Tamam. Beraber geliyoruz. Tamam. Inşallah. Tamam inşallah. İnşallah. Peki başkanım, inşallah. Allah razı olsun. Hayırlar getirsin efendim. Amin. Tabii ki. Buyurun değerli başkanım. Aksakallı yiğitlerimizi, can dostlarımızı almaya devam ediyoruz. Kamerada görüntülüyü tam alamıyoruz ama çadırımızın ufaklığını ama gönlümüzün, sevdalarımızın büyük olduğunu unutmayın izleyicilerimiz. Evet, can bir aksakallı, can yoldaşımız Oğuz'un evladını dinliyoruz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, size hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nogay. Evet, Nogay Otağı'nda pirimizi anlatır mısınız kendiniz efendim? Buyurun. Ben Nogay Türklerinden Refik Akdağ, aksakallı olarak ifade ediyorlar. Elhamdülillah. O görevi işliyorum burada. İşlemeye çalışıyorum. Evet, kıyamete kadar aksakallılar bu aziz milletin mayası olacak. O zor günlerin, o Siyonist oyunların, kahpe oyunların oynandığı bir günde o aksakallılar ayağa kaldıracak bu aziz milleti elhamdülillah. İnşallah, inşallah, inşallah. Beklentimiz o. Elhamdülillah. Aksakallı olabilenlere selam olsun diyoruz buradan. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Efendim, başkanımız der ki, bu çayla ilgili bak bir töremiz var. Çayın hemen tabii ki burada rengini gösterebilir misin kameraman kardeşim? Ama bak çayda dolduruyor, bakın efendim, bak görüyorsunuz. Çok değişik bir renkte. Aksakallı ecdadımız, hocamız, yarenimiz bize bu çayı anlatacak efendim. Evet. Evet efendim, anlatalım. Normal çay kaynıyor. İsteğe göre istersen tuz, istersen şeker atılıyor. İlave olarak süt kullanılıyor. Süt atınca bu çay oluyor. Tatar çayı, ayak çay, Nogay çay. Yani bu başka bir katkı yok. Yok. Bu, su, normal çay, çay ve süt. Süt. Artı tuz veya şeker. Tuz veya şeker. Şeker. Kışın günü soğuk havalarda karabiber, şeylere gelen misafirlere ikram olarak tereyağı, ceviz de atılır buna. Doping veriyor değil mi hocam, yani o soğuk günlere? O biraz daha yağlı oluyor. Ne güzel. Yağlı diyelim. Biz ya may deriz, maylı oluyor. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Evet, içeceğiz inşallah. Şimdi çekimden sonra bu yorgunluk çayını içeceğiz Rabbimizin izniyle. Evet. Soğuk havalarda karabiber atılır. İçtiğin zaman biraz daha insanın içini ısıtması için. Allah razı olsun. Bizim olmazsa olmazımızdır. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımızdır. Üç öğünde bu çayı içenler var. En az üç öğün maşallah. Her vakitte. En azından bir defa bu çayı içmesek bizim başımız ağrır. Ne kadar güzel, Allah razı olsun. Evet. Tabii ki çay bahane, sohbet şahane değil mi efendim? Burada önemli olan medreseleri Yusufiye'yi kaynaştırmak, insanlarla dertlerini dinlemek, çayda çay için bahanesi. Bunu diyebilir miyiz? Tabii tabii. Onu deriz. Allah razı olsun. Ne güzel efendim. Allah razı olsun. Evet, biz tabii ki çayımızı içeceğiz ama evet, bak evet, yine bir yiğitlerimiz var, askerlerimiz var, poşelerimiz var, can dostlarımız var. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız efendim? İsmim Murat, Konya'dan geliyorum buraya. Atlokçuluk yapıyorum. Aslan Avar Türk'üyüm ben. Atam 1200 yılında Türkiye'ye gelmişler. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun son askeri olaraktan. Konya'dayız işte, buraya da turnuvaya geldik. Mevlana torunu olarak. Mevlana torunuyuz. Keykubat'ın evlatları olarak inşallah güzel haberlerinizi bekliyoruz. Amin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Askerimizi tanıyalım. Ben de Furkan Küçük. Ankara Akıncılar Atlokçuluk Kulübü'ndeyim. Ben de Yozgatlıyım. Maşallah. Aslında, aynen öyle, boz toprağın boz çocuğuyuz. Biz de yarışma için geldik. Elhamdülillah.
ziyaret ediyoruz böyle. Hayırlar getirsin. Amin. Evet, var mı tekrar raportaja konuk olmak isteyen? Kapatacağız. Diğer bir çadırımız var. Evet. Tabii ki efendim, ne demek? Bizim Elif Aktan hocama benziyor. Evet. Çok memnun oldum böyle bir ortamı görmekten. Evet efendim. Yazarlık kursundan çıktık. Arkadaşım dedi ki bana eşlik eder misin, böyle bir yere gitmek istiyoruz. Böyle bir yerden haberim yoktu. Gelince gerçekten evet, çok mutlu oldum. Burası Tuğra'nın evlatları. Evet. Aksakallılar, Şeyh Şahin'in evladı, başkanlarımız, heyet. Biz de Büyük Birlik Partisi kadrolarıyız. İl başkan yardımcısı başkanlarımız. Çadırları Türk dünyası adına ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda yan kuruluşumuz olan Felsefe Medya Grup olarak da biz de... Ya ne tesadüf biliyor musunuz şimdi? Ben arkadaşımla tanışıyoruz, Üsküdar'da beraber oturuyoruz. Ve ilk geldiğimiz evet, çadır sizin... burası. İlk girdiğim çadır burası, onu görünce şimdi. Evet. Yok. Muhabirlik yapıyor bize, Allah razı olsun. Allah razı olsun, çok tevabı teşekkür ederim. Tesadüf değil hocam. Evet. İnan ki tevabı. Ben de sizi Elif Başkan'a benzettim. Elif Aktan var. Şairlerimiz, ozanlarımız. Evet. Baysat'ın İstanbul temsilcisi. Ayda bir gün program yapıyor, şiirler. Hocam beni de alın içinize. Yok yok, numaranızı verin hocama. Ayda bir gün, tüm bu arada şairimiz varsa... Çünkü ben de şairim. ...şairlerimiz varsa başkanım, her ay bir programımız var. Parti yok burada. Çok güzel. Hemşericilik yok. Solcu var, CHP'li var, HDP'li var, hiç önemli değil. Her daldan şair var. Şair var burada. Önemli olan duygular. Şair var, vatan sevgisi, millet sevgisi var. O şairler... Şiirleri hep bu şekilde işliyorlar. Hocam, biz de canlı yayında anlatıyoruz. Çok güzel. İkincisine katıldım Sultanahmet'te. Türkistan Aşevi'nde oldu geçen ay. Bu ay yine olacak inşallah. Ramazan öncesi zannedersem ki zaman kalırsa. Her ay bir gün yapacağız bu programı. Ay ben çok istiyorum. Hüseyin Perçin başkanımızın Tophane'de yeri var. Orada bir kafesi. Orada da olacak inşallah. Facebook'ta anlatacağız bunları zaten. Hocam ben tamam, çok istediğim bir şey bu. Çok memnun oldum tanıştığıma. Memnun oldum efendim. Çalışmalarınız inşallah çalışmalarınız devamını istiyorum, diliyorum. Sizden bir söz alabilir miyim? Söz zaten şu cezalı başkanınız var ya, o yeter. Başkanı bırak. Sen o başkanı sıkıştır. Bir dakika. Her zaman ben, beraberiz. Hocamet Yesevi adına Kur'an askerlerimiz var, yetiştiriyoruz. Maşallah ne güzel. Bir ay Kirazlı bazılar metro durağında bazlama gözleme satın. Aa ben Mahmut Bey'de oturuyorum ya. Ne güzel. Stand, hocam ediyor, standına, çok güzel. Veriyorum. İnşallah inşallah. Ekip olarak stada gelsin. İnşallah inşallah. Evet hocam, alalım mı başkanlarım sizi de? Buyurun gelin. Evet kayıtlar devam ediyor mu? İki işte reçte. Evet. Tamam. Mesut, Mesut. Umarım unutma bacımın dediği konuyu ha. Unutma. Evet başkanım. Ses. Anlamadım. Şunda yazmıyor efendim. Tamam o kalsın, buna devam ediyoruz. Reç. Evet başkanım, evet sizi tanıyalım efendim. Efendim Ali İlkbaş. Şimdi ben burada bu değerli arkadaşlarımı görünce çok memnun oldum. Ne demek efendim? Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Buyurun. Efendim geçmişimizde bu ülke için şehit olmuş, gazi olmuş bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Amin. Altın Ordu'nun değerli evlatları hepsi burada. Türk dünyasının çok değerli evlatları hepsi burada. Hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel bir hizmet verilmiş. Böyle bir yerde sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Şimdi merhum Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı da rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Ben onun Fatih ilçe başkanıydım. Maşallah. İl yöneticisiydik. Beraberce şimdi siyaset yaptık. Tabii ha, tabii. Niye tanımıyoruz seni? Eski dönemlerde. Güzel hizmetler yaptık. Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Hangi yıllar? Yaklaşık 7 yıl evvel. Allah Allah. Evet, 6-7 yıl evvel efendim. Çok güzel hizmetler yaptık. O zaman tabii. Şu an tanıyorum. Şimdiki il başkanı Mustafa Mican Bey'di. O zaman Eminönü ilçe başkanımızdı. Aynen. Beraber onlar şey yapmıştık. Evet. Şimdi yani gerçekten Büyük Birlik Partisi'nin Alperen Ocakları'nın efendim, çok güzel hizmetleri oldu. O dönemde de merhum... Başkanım çok özür dilerim. Evet. Siyaset adına konuşmuyorum ama gerçeğin ifadesi bu. Evet. Biz sanki evet,
alemde yok ki biz. Aslında alemin kendisiyiz. Kendisi, evet, evet. Ağırlığımızla, özgün ağırlığımızla ruhlarına, gönüllere girmişiz. Sayımız olmuş ne yarar? Sayı var, milyonlar var. Evet, evet. Özgün evet. Ağırlığı yok, özü yok, yüreği evet, yok. Evet, evet. Ne diyeyim ben o çokluğu efendim? Evet. Ne diyor Necip Fazıl? Cenazemi tutacaksın, tutacak olan dört yiğit istiyorum. Bu yeter evet. Bana diyor, değil mi hocam? Evet, evet. İnşallah. Mekanlar cennet olsun. Şimdi gerçekten Büyük Birlik Partisi'nin o dönemde de Türk dünyasına bakan arkadaşlarımız vardı. Doğu Türkistan olsun, Kırım olsun, diğer bölgeler olsun, her bölgeden hizmetler yapıldı. Efendim. Bugün böyle bir yapılanmanın olması fevkalade güzel bir gelişme. Biz derneklerle meşgul olduğumuz için siyasetten biraz uzak duruyoruz şu anda. Bizim aslında benim için de ilk, biliyor musun? Evet, bak çok ilginç evet. Bir şey itiraf ediyorum burada canlı yayında. 8 yıldır bu medya grubunun içindeyim. 3 yıldır da il yönetimindeyim. Aynı zamanda basından sorumluyum. İlk kez böyle başkanlarımızla bu çokluk olarak evet. Yapıyoruz. Bak ne kadar hoş, ne kadar bir güzellik oldu yani. Demek ki özlemişiz böyle bir hizmeti yani. Evet, buyurun. Evet, merhum Kırmağanı Hacı Girayhan. Merhum Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, bunlar hepsi büyüklerimiz. Elhamdülillah. Böyle geliyor. Büyük Türkiye'mizin kurucusu, büyük Atatürk. Aynen. Mekanları cennet olsun. Evet. Feri Çakmaklar, Kazım Kabekirler, nice kahramanlar. Evet. Efendimizin yolunda Kazım böyle Kemal, yürümüşler efendim. Şimdi o açıdan hizmet